Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Bugün YouTube'da yayın yapmadık. İzmir yarışlarında başarısızlık ama Adana yarışlarında altılıyı küçük bir kupona misli olarak yakalattık birçok takipçimize. İlk ayakta 3 numaralı Spartaküs'ü banko olarak önerdik. İkinci ayakta Önderye, Berdar ve Folgore şeklinde önerdik. 3 atı olarak önerdik. Berdar'a ikinci at verdik. Üçüncü ayakta Valente tek kısrak olmasına rağmen banko olarak önerdik. Bizi yanıltmadı, kazandı. Dördüncü ayak Baba Hancı ve Angels Boy iki at şeklinde önerdik. Beşinci ayak Bay Emir'i banko olarak önerdik. Ve son ayakta da kazanan 9 numaralı Yeşil Kale'yi 6 atta verdik. 2,5 TL'lik bir küçük bir kuponla 25 TL veren bir altını yakaladık. 40 misli, 30 misli, 20 misli yakalayan arkadaşlarımız olmuş. Yakalayanların hepsine hayırlı olsun diyoruz. Çok büyük bir para değil ama yani bir cep harçlığıdır. Mesela 10 misli yakalayan 25 lira, 250 lira hiçbir fena bir para değil. Diğer bir arkadaşımız 40 misli yakalamış, 30 misli yakalayan, 20 misli yakalayan var, 5 misli yakalayan var. Yakalayanlara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah aynı başarı yarınki Bursa yarışlarında da gösteririz diye umut ediyorum. Bursa yarışlarına geçerken Bursa'da güzel bir program var arkadaşlar. İlk ayakta riskli bir tekle başlayacağım. Bu atın son yarışları çok hoşuma gitti. 1400 metre kum pisti handikap 15 dişilere ait bir yarış. İkinci koşudan başlıyor altılı. Son yarışlarını uzun zamandır yarış kazanamıyor ama son yarışlarında kıpırdıyor. Tahmini söylüyorum, Stronger ve Baby Azra arasında yaşanacak bir liderlik uğraşını 3-4 giderek takip edecektir. İki starta çekmiş. Viraj içerisine iç bariyeri tutacak ve son düzlük dönülürken en iç kulvardan bariyer dibinden içeri doğru girip son 200'lerde de pisti hafif ortalayıp yarışı 1 boy 1,5 boyla kazanacağını umuyorum. Bu at kim? Bu at 6 numara Wind Power. Sercan Tırpan'la bu at bütünleşti. Yarın için son form durumuna göre çok beğendim bu atı. Yarın AGF'de kaçıncı at çıkar bilemem ama ben bu ata çok güveniyorum ve yarın için uzun zamandır kazanamayan bu atın şanssızlığını kırıp yarışı kazanacağını umuyorum ve banko olarak sizlere öneriyorum. 6 numara Wind Power banko. Altının ikinci ayağına baktığımızda arkadaşlar maiden bir yarış. 1200 metre kum pistte bir yarış. Şimdi 3 numara Güçlü Kaya'nın son yarışında Apprentice'i atı ekürüsü kazandı zaten. Mehmet Kaya o gün ekürüsüne binmişti. Apprentice'i yeterince atı hem tazyik veremedi hem iyi idare edemedi. İçeri saptırdı vesaire. Atı iyi kontrol edemedi. Genç bir Apprentice, daha acemi. Şimdi Güçlü Kaya bu yarış 1600 falan olsaydı ben Güçlü Kaya'yı banko olarak verirdim. Yine de yarın için yarışın en şanslı atıdır. Fakat 1200 kısa gelebilir bu ata diye tereddütlerim var. Yoksa Mehmet Kaya binmiş, bu atın kazanması normal sonuçtur. Ama biz ilk at olarak önermekle beraber dikkatimi çeken 1-2 tane tay var. Onları sizlere önereceğim. Bu taylardan ilki 2 numaralı Çavuş Babam. Geçen 19 gün önceki yarışı hiç fena değil. Bu Sezer Çelik de fena koşmadı. Yarın için yine iyi bir start çıkışıyla koşuyu force etmesini bekliyorum. Etkili olabilir. Güçlü Kaya'nın ilk ciddi rakibidir. Yine 6 numaralı Ündeğer son yarışında yarış boyunca neredeyse Kadir Tokacıoğlu sürekli tazyik verdi. Buna rağmen bırakmadı. Mücadeleci bir at ikinciliğe girdi. Yani hep önlerdeydi ve ikinciliği kaptı. O yüzden yazmamız lazım. İnatçı atları severim. İnatçı bir at. Bir de son at olarak da 8 numaralı Kupacı diyorum. Son yarışındaki yarış derecesi pek iyi olmasa da rahat geliyor böyle aksiyonları rahattı. Bu yarışta etkili olabilir. Bir startı çekmiş. Güzel bir start çıkışıyla 2-3 gidip düzlük üzerindeki yapacağı atakla günün bombasını gerçekleştirebilir. Sıralamam 3 numaralı Güçlü Kaya önde. Daha sonra 2 numaralı Çavuş Babam. 6 numaralı Ündeğer ve 8 numaralı Kupacı şeklinde değerlendiriyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde yani bu ayak gerçekten zor. Şartlı 2 bir yarış. Dişilere ait 1300 metre kum pistte. Erbaraz son yarışta bir takı deneyip startta kaldı. O takıyı hemen çıkarmışlar. Gupse'nin son yarışı iyi ama atın yani yarışta derece yok. Olgun Kız'ın son yarışı kötü. Belki kaçak atlardan etkilendi. Kozmoz'un son İzmir yarışı kötü ama at fena değil. Yani Bukefalos'ta kumda performansı yok ama kaliteli bir at.
Yani dolayısıyla bu atların hepsiyle ilgili yorum yaptım. Açıkçası yarışçım olsaydı bu kefalos bunları geçer diye net konuşabilirdim ama maalesef yarış kum. Yani yarın içinde bu apranti hemen hemen 3 tanesi apranti arkadaşlar. Yarış zor bir yarış. Ben buraya hepsi diyorum arkadaşlar. Hepsini yazıp kafamız rahat etsin. Çünkü dediğim gibi kum performansları fazla göstermiyor. Mesela bu Kefalos çok kaliteli bir adam ama kum performansı yok atın. Yarın için son yarışında da kum koşacaktı. Yarıştan çıktı. Bir ufak bir problem yaşamış olabilir. Şimdi yarın için ne yapacağı meçhul. O yüzden yine de misli oynamak isteyenler olursa hani küçük oynamak. Erbaraz bu Kefalos'u önde öneriyorum 1-2'yi ama hepsi yazarsak daha mantıklı olur. Yarın da pek Bursa'nın misli biteceğini düşünmüyorum. Bugünkü Adana gibi değil. Biz geniş kupana yönelelim bence. Hepsi diyelim burayı. Kafamız rahat olsun. Bir sonraki aya geldiğimizde 2 numara Petrocelli'nin son yarısı çok iyiydi. At maşallah tazyik verdikçe cevap verdi. Zaten bu atı o gün de önermiştim. Orijini çok güzel bu atın. Kaneko Nikiniki. Yarın içinde çok etkili koşmasını bekliyorum. Tek rakibi var bence. Onun da son yarısı çok iyi olan 4 numaralı güzel kızım. Dilim yandı gibi bir atı geçti. Yani dilim yandı da boş at değildir. 2-4-4-2 ayırt etmeden burayı geçelim arkadaşlar. Günün 6. koşusu altının 5. ayağı. Yani iki türlü düşünmek lazım bu yarışı. Şimdi normalde 5 numara Torus da bu atları geçer. Yani normal şartlarda geçer. Fakat bu apranti daha hiç birinciliği olmayan ismi neymiş? Cem Altun. Bu çocuk bu atı idare edebilir mi? Biraz Torus daha zor bir at. Sürekli teşvik isteyen bir at. Tempoyu iyi ayarlaması lazım. Artı bir dezavantajı da 4 gün önce koştu. Ama bu atlar bu ata göre zayıf görünüyor. Ama ilk şansı Torus Dağı'na vermekle beraber yanına 7 numaralı Rengül, 4 numaralı Şimşek Kral, 1 numaralı Akağaç, 2 numaralı Berat Bey, bu atı seviyorum ben ve 8 numaralı Selda'nın oğlunu sürprizden verelim arkadaşlar. Yarın büyük favori çıkabilir. Gerçi bu çocuk olduğu için büyük favori çıkmaz muhtemelen ama dediğim gibi Torus Dağı ve diğerleri şeklinde görünüyor ama çocuğun ne kadar etkili sürüp süremeyeceği meçhul. Çok etkili süremeyebilir çünkü daha birinci diye olmayan yeni bilen bir arkadaş. Yine de kalite kalitedir ama dediğim atları yanına yazıp sürpriz arayalım arkadaşlar. Dediğim gibi 5 numara Torus Dağı önde ama 7 numara Rengül, 1 numara Akaç, 2 numara Berat Bey, 4 numara Şimşek Kral ve 8 numara Selda'nın oğlunu değerlendirelim arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde yine 3 numaralı Mihriban Kaya'nın rakiplerinden biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Son yarışları çok iyi. Göz koruyucu takıldıktan sonra 3 ve 2 oldu Onur Öztürk'le. Şimdi Mehmet Kaya binmiş. Mehmet Kaya da bu aralar çok formda. İlk şansı ona veriyorum. İlk rakibi Aprantis'i iyi idare edebilirse 1 numaralı Beyyurdu'dur. Etkili koşabilir Mihriban Kaya'nın kötü koşması halinde. Yine Müzmin Bakir 5 numaralı Özalp'i sürprize verelim. Bu at artık meydandan mı çıkmak istemiyor yoksa atın gücü mü bu? Pek vasat ama vasat bir at ama gruptaki atların çoğu zaten vasat. O yüzden yine de yazalım. Olur ya bugün hep yazdık gelmedi. Bugün yazmayız gelir. O yüzden yazalım 5 numara Özalp'ı. Ve son at olarak da dikkatimi çeken iki yarışta apranti bindirilen 8 numara Demet Can İbrahim Halil Ketme ile bir startı çekmiş. Hızlı bir start çıkışıyla günün önemli sürprizlerinden birini gerçekleştirebilir. Sıralamam 3, 1, 5 ve 8 arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi ve yorum yazmanızı rica ediyoruz. WhatsApp grubumuzda bugün için kazandırdık. WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar 0545-625-5093 numaralı telefonu arayabilirler veya mesaj atabilirler. Benden bilgi alabilirler. Aylık 50 TL ücretlidir arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar ve hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.